hoş geldiniz. Doktor Who 5. sezon 6. bölüm. Doktor Who gençlerimizi barıştırıyor. Doktor Who ile izdivaç. Doktor Who ile karımı uzaylılar kaçırdı. Doktor yetiş. Veyahut da doktor kocam büyük burunlu erkeklerin şey olur derler ama senin de beyaz kutun var. Nasıl bir üçlüye biz düştük anlamıyorum. Gençlik dizisiyle Tumblr'dayız. Buyurun. Abi ilk olarak Vampirler Venedik'te Rory ile penislerinin büyüklükleri hakkında konuşmaya başlamaları falan çok detay bir yerden girdiğimi biliyorum ama gerçekten bir önceki bölümün öyle bittikten sonra konunun böyle devam edeceğini beklemiyordum ben. Yani ben böyle Amy'nin içine bir şey kaçtı falan zannettim, tamam mı? Yani böyle bir uzaylı manipülasyonu falan var. Öyle bir şey çıkacak, çatlağa matlağa bağlanacak bir şey oluyor zannettim. Bayağı Batı'nın kötü ahlakıymış yani. evet. İyi şeyler alalım. Yani doktor çok delikanlı, aferin. Hani Rory'e kazık atmadı. Şimdi kazık atmadı gibi Can demişti yani resmen o evleniyorsun ne yapıyorum dedi. Sonra ne yaptı? Bunları bir araya getireyim bari deyip balayına hediye olarak çıkardı bunları. Biraz daha ya, kaynasınlar diye. Bu arada diye. Bir şey söyleyeceğim. Yani motivasyonları o buraya gelmelerinin. Bu arada. Oha izdivaç yani dediğin. İzdivaçı bir kenara bırakalım ya da bırakmayalım da. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi doktor şey dedik ya Moffat için veya genel olarak bu sezondaki bazı bölümlerde. Enteresan olsun diye bir şey yazılıyor ama geri kalan dünyanın kurallarına göre çok aptalca. Doktor niye pastadan çıktı bölümün başında? Oraya mı ışınlanmış yanlışlıkla? Ama orada kızın da olması lazım. It's fun. Yani o zaman demek ki pasta hazırlanırken sen çık ben içeriklere bir şaka yapacağım. Çocuğun nişanlısıyla öpüştüm de bu haberi daha iyi bir şekilde duyuramayacağımı düşündüm. Evet. O yüzden pastadan çıkacağım. Yani, I am Moffat. I know things have... Neyse. Ya şu çok saçma değil mi? Yanlışlıkla pastanın içinde çıkıp yani yanlışlıkla derken teleport oldum pastanın içinde çıktım. Yanlışlıkla ay sevgilim benimle öpüştü falan. Yanlışlıkla okay. Dersin ama hakikaten senin dediğin gibi dışarıda şey kızı dansöz kızı bulup kızım sen şu $50 al çekil ben oraya bir gireyim bunları diyecek. Ben zaten şeker hastasıyım arada onu da söylemiş. Evet espri olsun. Benim bunlara söyleyecek iki çift lafım var. Hop giriyor içeriye. Şakalı olsun dedim. Yarım saat de orada bekliyor. Hayır şöyle düşünsene mesela bak Moffat'a göre şu tamam mı bekliyor ya. Şimdi böyle bir sessizlik. Koskoca doktordum ben ya. Evet, ne abi. Yapıyorum abi şimdi? Evet evet abi. Doktoru pastanın ben. İçerisinde böyle elinde de Sonic var anladın mı? Beni kesseler at. Ama sikiyim Amy'yi deyip sitirip gidebilir oğlum yani. Şimdi yanlışlıkla ya 10. doktor ne güzel şeyler diyorum. Yapıyordu. Ben ne yapıyorum burada ya? Hay Allah niye böyle oldum ki ben? Çok i̇şte. Garip bir yere gitti evet, konu evet. Olarak. Yani bayağı Dawson's Creek gidiyoruz şu anda yani. Rory... Ben Dawson's Creek en azından bu konuyla alakalı bir dizi olduğu için dürüst. Evet, oraya doğru geldim hatta. Bırak Dawson's aynen. Creek açınca ben ne izleyeceğimi biliyorum. Doktoru açınca bekliyorum ki iki uzaylı, bir Dalek, bir zaman bilmem nesi bir ya şey. Ya evet aynen sana o kadar katılıyorum içten ki anlatamam yani. Bak Rory'nin companion olacağını biriniz ağzınızdan kaçırmıştınız. Duymuştum ben zaten internette falan ben da duymuştum. Ben eşek gibi söylemiştim özür dilerim. Okey önemli yani. Şimdi Rory bir şekilde bunlarla seyahat etmeye başlayacak diye bekliyorum zaten tamam mı? Ve bunu şu açıdan bir ilerleme diye görüyorum. İşte bir tanesi hoşlanıyordu ama yüz vermiyordu. Birinden biraz hoşlanıyordu. Donna'yla zaten böyle bir şey yoktu. Yeni ne yapılabilir ne yapılabilir? Aa kızın erkek arkadaşı üçlü geçsinler. Re bir şekilde bağlanacak. Bunu bekleyerek bu sezonu izliyordum. Evet. Ama sebebin böyle gerçekleşmesi, böyle ilerlemesi ve yani Amy açısından da Amy'ye ayıp olmadı mı abi biraz yani? Amy... Ve hayır Amy'ye ayıp olmadığı gibi yazar bize diyor ki Amy'nin erkekleri böyle evet, bir konu var. Evet. De böyle, bak, bu neler? Acık olduğum bir şey. Tam aynı şeyi söyleyecektim. Yani şu beni çok rahatsız etti. Bir yerde doktor Rory ile konuşurken tam cümlesini hatırlamıyorum ama şöyle bir şey diyor. İşte o an ben oradaydım diye benle öpüştü. Sen orada olsan senle öpüşecekti. Hatırlıyor musunuz bu cümleyi? Evet çok net hatırlıyorum. Bu ne demek ya? Bu şu demek yani. Bizim kültürümüzde. Hayır kültürümüzde geç. Affedersiniz Amy köpek mi? Yani köpek çiftleşecek bir yer arar kadın bulamazsa bacağı atlar falan ya. Köpeği evde olanlar var. Amy köpek mi abi? Amy'nin gözü ayağı. Ben çok rahatsız oldum mesela. Dedim ki. Yani doktorun açıklamasının bile artık diziyi kurtarmadığı bir noktaya gelmeye başladı. Evet, ne oluyor ya? Ulvi cümleleri kurup galaksiye nam salan doktorun ettiği cümle. Bir yani kayınço muhabbeti. Evet, aynen ya öyle. Kanka bakma şey. Şimdi sen orada... olsan sen olacaktı. Olaya yükseldi o. Olaya yükseldi. Kanka yani... kız içmiş biliyor musun? Teselli için bana sığındı yani. Ben de o değerlendirmedim. Delikanlı adamım Manit ya. Manit akşam mesaj atmış bana. Allah aşkına ben buna ne mesaj yazayım? Şuna bir bak ya. Ya üstümden bunları silkeliyorum. Martha's ayrı, Amy's ayrı. Ne bakıyorsun? Ayrı. Bir şey yok burada. Bu bir şaka. Ya dur tam. Keşke
yapacak. Tam bulmuştum espriyi, patlatıyorum, ağzını sıçtım. Ağzını sıçtım. Ya neyse, şey, doktorun bu geldiği hal bize bir tuhaf geldi artık yani. Evet, öbür artık uzaylılardan denedikten bahsediyoruz. Başlayacaklar. Yani. Niye öyle diyorsunuz? Öyle diyoruz çünkü. Yapmayın böyle şeyler ya. Allah Allah. Biz doktoru aseksüel istiyoruz. Hayır ama Amy'yi bu kadar seksüel istemiyoruz. Hayır abi bak, ben şöyle bir spin-off izlersem. Amy'nin seksüelliğini mantıklı yap, tutarlı yap. Ben tutarlılık istiyorum ha. Ha ben istemiyorum abi. Ben istiyorum lan. Ben hayır, tutarlılık istemiyor değil. Tutarlılık tabii ki istiyorum. Bu iyi bir şey de. Yani bana bir spin-off yap. Amy Boyce yap. Doktor olmasın orada. Biri Rory olsun, biri bir uzaylı olsun. Şey olsun ya, Jack Harkness olsun. Okey. Hiçbir itirazım yok. Jack Harkness olsa yani dedim ki ha, çok iyi ya. Evet. Harika dizi bu ya yani, derim. O TARDIS'in içine Jack Harkness'ı sal. O aşk üçgeni dörtgen halinde o kadar hızlı çözülür ki. Dizinin çok ciddi bir Jack Harkness'a ihtiyacı var. Kesinlikle. Şey arıyor yani. Doktor Amy Rory üçgeni var ya, böyle kolları çıkaracak. Ne yaptınız? Ne üçgeni ya? Gelin konuyu ben çözeyim her türlü yani. Yani kesinlikle 9. ve 10. doktor bu konuya şeydi yani. Benim kalemim değildi bunlar. 9. doktoru zaten depresyonu başına açmış, tamam mı? Aynen. Adamın öyle. Bacı gözüyle bakıyor herkese. En son bir Rose öptü Allah'tan enerji almak için diye. Şeysiniz yani. Bacı bile değil yani. Diyor ki bunlar insan ırkı falan. Hani o kadar uzakta dokuz. Tabii abi, öyle olmalı zaten. 10 yine biraz eyvallah tatlıştı falan. 11 bayağı karı benim öpüşmeye kalkıştı ama ben dedim ki bir dakika dedim, sen nişanlısın ya dedim. Yanlış olur dedim. Zaman lordları kahvesi değil mi? Hani yani orada oturuyor. Senin kompanyında seni öptü mü? Ya sorma ya. Tornavida yanımda yok. Var mı bir tornavida falan? Herkesin de bir tornavidası vardır herhalde. Öf ya. Yani neyse, doktoru bir de izleyip de bunları konuşmak beni üzüyor, biliyor musun? Aynen, Venedik'e falan gittiler. Ağzını öpeceğim, vallahi öpeceğim. Ama yapma işte böyle şeyleri dedik. Görmek istemiyoruz lan, dedik. Bu doktoru bölümü mü? Allah Allah. Bu doktoru konuştuğumuz bölüm. Bizim kendi şahsi stüdyomuz. Pardon. Bir odada 3 kişi yalnızız. Her şey olabilir. Hepimiz bir Jake Harkness. Ne oluyor bize? Bu neler oldu? Doktor yaptı vallahi bunları. Evet. Venedik. Hadi arkadaşlar. Öbür vampirler. Yani bu sefer Game of Thrones'daki kaçakçı abi. Hangisiydi ya? İşte vampir kızın babası, zenci olan, kendini barutla patlatan. Oydu değil mi o? Şey, adamın ismi de neydi? Şeyde bir ismi vardı çok. Game of Thrones'daki mi? Ay yok, buradaki ismi. Çok aklımda kalmıştı. Bunu Vincenzo. Yok değil. Sonra şeyin, Rory'nin tişörtünü giyiyor nedense. Rory'e kendi üstünü veriyor kızı içeri bırakmak için. Başka falan kıyafeti yok mu abi? Ortalıkta gezer. It is fun. Böyle evet, mi başıyla ilgili bir şey öyle daha diyeceğim. Aynen öyle. Moffat. Yani. Cool shit diyorsun ya sen. Moffat'ın yazdığı Coupling diye bir dizi var, bilir misiniz? Bilirim. Çok da seviyorum. Aa, bilmiyordum ben onu, Moffat'ın yazdığı. Ne kadarını Moffat yazıyor? Tümünü. Çoğunu mu? Tümünü. Coupling, Moffat'ın beyin eseri ya. Tümüyle Moffat'ın elinden çıkmış. Oh, helal olsun. Çok da güzel. Ya, ben çok severim. Şimdi oraya geleceğim. Bu bölümde özellikle bunu konuşmak için kendimi tutuyordum. Dört sezondur böyle son öyleyi falan sıkıyorum. Bu arada ben de yani böyle DVD'lerini falan getirttiğim falan. Aynen. Bir dizi. Coupling getirirken. Amazon'dan. Getirin oğlum. Atar böyle bana 50 kağıt. DVD'ler de değil mi? Geldi. Bak. Şey değil mi? Böyle altın dolu kese atıyor böyle. Neyse. Tabii. Ben normalde abi, orta çağ gibi yaşıyorum. O Coupling'i ben üniversitede falan izledim. Üniversiteden beri en sevdiğim dizilerin arasında artık Moffat'tan tiksinmeme rağmen yer alıyor. Çünkü dizinin kendisi güzel. Moffat'ın da gençliği. Moffat'ı da Şanay demişler ki, Moffat bak sen iyi fikirler, komedi, güzel sahneler kurma, ilginçlikler konusu aşırı usta bir herifsin. Al yaz, yazmış herif. Ya yani oradaki biliyorsunuz Jeff işi bıraktı artık. Yani o kadar üstüne yapışıldı ki yani çok güçlü bir karakter olduğu için. Çok da güzeldi. Çocuk Jeff oluyorum ben, sokakta yürüyemiyorum dedi, işi bıraktı falan. Çok iyi bir dizi. İzleyenler, bilenler var. Ya aynen, katılıyorum. Kardeşim şimdi sen güzel Coupling yazmışsın ama sana doktoruyu emanet edilince sen niye kafan karışmış ki? O ilk baştaki pastadan çıkma anı gerçek bir Coupling anı. Doktorunun hızlı çözüm bulmaları için doktora zoom edilen anlar var ya, bir önceki Angel bölümünde de vardı. Bir Sherlock anı. Ya abi be, yani ayrı dosyalarda tutarsan şu dizileri de biz de bir diziyi bir yerde izleyelim. Yani ben bu yazarı da bildiğim için artık şaşırıyorum ve sıkılıyorum yani. Kesinlikle katılıyorum sana. Bunu söyleyecektim, bu kadar. Bu cümleyi yıllardır içimde tutmuştum. Teşekkür aynen ediyorum. Öyle. Bu kadar. Bir rahatladın, bir hafifledin sen. Konuş. Venedik vampir. Yılan vampirler, balık vampirler. Balık, çekirge gibi. Böyle. Çekirge gibi, evet. Balık aynen çıktı ya. Aynen. Sessizlikten mi kaçmış bunlar? Çatlaktan gelmişler, evet, onlara evet dikkat. Yani iki tane detay. Yine Sinus'tan kaçmışlar, çatlaktan buraya gelmişler. Doktor şey yaptı mı? Yapmadı değil mi? Ben doğru hatırlıyorum. Arkadaşlar size başka bir gezegen bulayım, orada üreyin dedi mi?
demedi de yani şey kadını doğru düzgün karşısına aldı, konuştu. Kadın baktı bundan bir elektrik çıkmıyor, öldürün falana geldi böyle. Yani ne kadar seviyesiz değil mi oralar? Yani ben oraları çok, yani doktor dediğin bak yapma, okey seni anladım. Sen kaçıyorsun, ben biraz seni öldürmeyeceğim. Biraz yaptı galiba ya, biraz o kadını en son planının suya düştüğünü öğrenince filan kendini öldürmeye gittiğini filan da sezinleyince buna gene içi burkuldu gibi oldu doktor. İşte evet ama son dakika oldu yani. Hatta kadın atlarken dedi ki bak bir ırkı daha yok edeceksin, evet, evet, sen aynen. Böyle bir adamsın gözümün içine bak falan diye gitti yani. Sen doktorsun hani çok mu eğmeye daldın, ne oldun sen yani, bir kafayı kaldır da bir evrene bir bak ya. Bölümün geneliyle ilgili konuşalım. Bölüm nasıldı? Okay. Geneliyle ilgili konuşabilecek misiniz? Bölümün çünkü bazı detayları o kadar evet, rahatsız etti ki. Evet, evet. Genelliği ama konuşması zor oldu bu evet, bölümün. Evet zor. Ya zaten biraz arka planda hakikaten düşününce. Yani ben hakikaten o bölümü izleyince bu sefer de Venedik'i gördük. bu sefer de vampir safsatası ortaya çıkmış. Onunla ilgili bir yani, zarf attılar. Olayını hiç düşünmedim bile yani. Tamamen Allah Allah Rory ile işte vampirler de aslında. Hani o ilk sezonlarda hep söylerdim çok ya böyle uzaylı imiş. Bir tane daha detay var bu arada. Bu da çok detay bir şey ama çok takıldım yani. Şimdi bunlar algı filtresiyle kendilerini böcek gibi değil de insan gibi gösteriyorlar ya. Algı filtresi kapanınca full böcekler. Onun dışında kostümlü, mekana zaman uygun. Sonra kostümü nasıl çıkarıyor? Kesinlikle ben de takıldım aynı şeye. Evet. O en son suya atlayacağı zaman hatırlamayanlar için eldivenini çıkarıyor, şeyini çıkarıyor. Çılçıplak kalacak zannediyoruz. Tabii ki kalmıyor. Ama hani onlar alıyor algı da algı filtresi olduğu için algı filtresi bize donla gösteriyor. Artı 18'li filtreli o şey AKP. Sine 5 filtresi. AKP filtresi. Uzaylı amı yazmak çok. Tövbe. Buraya bir bip koy. Tamam. Yani evet bu da benim çok takıldığım ve Allah Allah ne oldu ne güzel bilim kurgu dizimiz salaklaştı diye kanka, düşündüğüm bir kanka ben nasıl başka bir şey söyleyeyim. Algı filtresini ben o salaklığı görünce bir böyle geriye dönüp bir takıldım. Lan bu algı perception filter nerede görmüştük daha önce hatırlıyor musunuz? Bu sezonun başından beri 45 bin kere gördük. Ya bitmedi. Algı filtresi. İlk bölüm algı filtresi. Angel'lara evet, gidiyorsun aynen. Algı filtresi. Uzaylıya gidiyorsun algı filtresi. Kaka yapıyorsun kakanın üstüne algı filtresiyle kapıyorsun falan. Ne algı filtresiymiş. Her yer algı filtresi abi. Daha önce biz algı filtresini sadece bir kere mahsus olarak aynen. Görmek üzere doktorun Master'la kapıştığı final bölümlerinde boyunlarına bir anahtar takıyorlar diye görünmemek için. Evet aynen. Bir kere görmüştük ve unutmuştuk. Böyle nadir falan bir item'dı yani. O bir şey söyleyeceğim. Ben ikisinin aynı şey olduğunu düşünmedim bile. O farklı bir şeydi ama yok, zaten. İsmi Perception Filter hepsinin. Algı yani filtresi hepsi aynı şeyi yapıyor. Biri işte orada olmadığını gösteriyor. Biri başka türlü gösteriyor. Yine algısıyla yani algısıyla oynayarak yani şey bana ilginç yani. Geldi. Yani Melekler bölümünde bile ki artık o şaka mıydı emin değilim ama bana yani bu kadar isminin geçiyor olması tuhaf geldi. Diyor ya biz bunu nasıl fark edemedik? Herhalde algı filtresi var ya da malız diyor ya doktor bir yerde. Güldüm ben ona bayağı orada ilk duyunca. Yani ama bu kadar algı filtresi bereketi neymiş abi bu kadar? Abi herhalde... bir ara galakside bir ucuzluk vardı ben hatırlıyorum. Black Friday olmuş. Algı filtresi, algı filtresi. Abi bunu takıyorsun. Sen var ya bambaşka birisi olursun. Bir ara bileklik satıyorlardı yani. Sonra böyle pazar kapanıyor. Herkes çıkarıyor. Meğer yaratılmış değil mi herkes? Orası bir pazar algısı yaratılmış. Saçma sapan. Şey gibi oldu bu. Efendim neyse. Ondan sonra ne oluyor? İşte kızlarıyla vampirler var, yağmur yağdıracaklar, su basacak. 10 bin tane adama 10 tane kız düşüyormuş falan böyle bir şey. Peki şey geyiği niyeydi? Şimdi bu vampirler suda yaşayan falan yaratıkmış aslında. Oğlanların hepsi derede yaşıyor, birkaç tanesi ayaklanmış geziyor falan. Kanka git istediğin okyanusta üre, Venedik'te ne yapıyorsun ki? Venedik'e niye su bastırıyor falan? Ben buralarda biraz... Şey yapmışlar yani aslında koca biraz... Koca deniz yani. Akdeniz'de yaşayan. İnsan tarihsel hani hep şunu yapmaya çalışıyorlar ya. Tarihsel bir gerçeklik üzerine kurmuyorlar. Geç onu geç. Bölümü bana açıkla demiyorum. Bölüm bunu açıkladı mı diyorum. Yok bölüm... Yoksa ben de uydurayım. Bin tane sebep uydurayım. Hayır hayır. Ama şimdi şöyle bir şey var ya hani... Venedik'te gerçekten zamanında böyle... Sultan diye isim geliyor. Yok onu demeyeceğim. Kızları yanına alma hikayesini demiyor musun sen? Hayır diyorum ki... Pardon. Vampirler niye öyle yağmur falan yağdırıp böyle bir sel bastırmaya çalışmıyor muydu Venedik'i? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Vampirin asıl nihai amacı neydi? Evet evet. Bütün Venedik sular altında kalacak. Kalacak evet. Ya zaten sulu bir şehir ya. Hazır belki demiştin hani denizde %80'den. Ben anlamadım ki %80'i deniz olan. Hayır ama insanlar cennet vatanımızda istediğin yerde yaşayacak. İnsanlar yani. Da dönüşecek onun sayesinde. Yani bir şeye dönüşecek. İşte potansiyel o neydi uzaylının ismi ona dönüşecekti. Vampir değil. Sadece su değil yani o. Aynı zamanda genetik bir bok yağıyor. O da değişik kanka der. Çünkü bir yerde Dory falan böyle öyle doktorla nişanlım diye gezemezsin falan diye atar yapınca ben de şey bitti. Ay evet öyle bir sahne de vardı. Bak, uzay muzay kısımlarında ben böyle bir şey oldum. Ha bir dakika Rory'nin yalnız namusu ona laf ediliyor. Bir dakika bana evet, bir şey diyeceğim. Can hepimiz yani. Bir şey diyeceğim bu arada. Yani pembe dizi vakumuna kaçmak istemiyorum ama kaçamadan da edemiyorum bir yandan. Amy
Rory'nin kıskançlıklarına yapıp duruyor ya. Rory kıskanmakta haklı bu arada abi. Ben Rory'nin yerinde olsam evet, evet. Yüzüğü atarım. Annesine de babasına da derim ki şu kızınızı nerede, nasıl yani, zaten evde yok, yoksunuz belli ki. Ya. Yani ney what the fuck bro, yani ne yapmışsınız bu kıza derim yani. Yani senin pastandan bir tane zibidi çıkmış zaten. Nişanlı öptüm diye bütün arkadaşların yanında söylemiş. Şimdi gidiyorsun arkadaşlara. Bunu da anlatamayacaksın. Ya biz belediyeye gittik, açıkladılar bana filan. Geçmişe gittik tabii tabii. Bu kızı iyi kandırmış bunu falan diye diyecekler. Abi kız bunu donunda sallamış kanka. Rory'da yazık zaten, ezik falan bir çocuk. Bir de iyice böyle. Çocuk öpmüş ya. Ben gittim. O Venedik'te o. Martinler'de falan. Ya da... Rory'e iyice böyle şey. Ya da doktor demiş yani. Demiş ki bak bunu unutalım. Sana güzel Venedik'te şöyle zamanlı mamanlı bir tatil ayarlayayım. Hem bak Venedik çünkü aşk şehri ya bir de. Hem evet, aşk evet. Şehridir. Hem orada güzel sevişir, aşkınızı tazelersiniz. Hem de bedava ya. Bir de dönemine götüreceğim sizi. Ben simsar doktor. Rory kahveye geri gidiyor değil mi? Şöyle anlatıyor bak. Biz gittik doktorla konuştuk. doktor ne dedi? Valla Venedik'e tatile gönderdiniz ama. İşte vampirler falan dedi. 5 kuruş da cebimizden harcamadık. Öyle gezdik valla. Neyse iyiyiz şimdi. Toparladık biraz. Arayı toparladık. Aman oğlum dikkatli olun. Evlilik öncesi de böyle stresler olur falan. Evlilik stresli zaman yoktur. Olur. Yani gerçekten şunu söyleyeyim. Steve diyorum ona. Okay. Steve. S. Moffat. Benim kadar tanısaydınız siz de Steve derdiniz falan. S. Moffat. Ha güzel. S. Moffat. Ama anlamda İngilizce şey. Sıfırdan bir dizi yazsa tamam mı? Dese ki. Coupling'dir ismi de. Coupling. Ya önemli değil. Dese ki mesela bu bilim kurgu komedi böyle pembe dizili şakalı bir dizi. Ve bunun adı da işte ne bileyim Gezerler. Tamam mı? Bir şey de bulamadım. Çok gezerler. Tamam. Çok tamam. İyi oldu bu sefer. Daha da düzelteyim mi? Gezginler. Bak harika oldu. Dese ki bu benim dizim. Yani birinci bölüm olsa. Uzaylı aşkım olsun. Mesela derim ki ulan ne tatlı dizi lan bu. Uzaylı damat. Evet evet aynen öyle. Derim ki ne güzel dizi bu. Bak Benedik var, konuşuyorlar. Ama doktoru bunu yaptığı için hiç bir zaman affetmeyeceğim onu yani. Yani sıkıntı burada. Yoksa dizi... Ama ben izledim, bölümler güzel mi? Güzel. Ama doktoru evrenine koyamaya çalışıyorum. O zaman böyle girmiyor oraya işte. Böyle bir diyor ki bir dakika ya 4 sezon hatta 5 special'larla birlikte. Ne oldu onlar? Peki. Bu bölümle ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa ufaktan kapatmaya geçiyorum. Ve size şunu soruyorum. Sizce daha da kötü bir bölüm olabilir mi? Bunu da bir sonraki bölümümüzde göreceğiz. Amy'nin seçimi. Acaba Amy uzaylıya mı varsın yoksa şeye mi varsın? Dünyalıya mı varsın? Bu doktorudaki en önemli konumuz biliyorsun. Çünkü doktoru 4 sezondur biz Eccleston olsun, Tennant olsun hep en önemli konu. Acaba o kız beni mi seçecek yoksa öbürünü mi seçecek? Dalek, Davros, yok Master gelmiş, alternatif gelecek falan. Aman aşkın yanında bunlar nedir ki? Burayı da yine Pinhani grubundan bir şarkıyla kapatıyoruz.